Biraz önce bahsettiniz, katarak örneğini verdiniz, yaşlılık hastalığıdır diye. Evet. Kataraktan biraz bahsetmek istiyorum. Katarak bildiğimiz gibi yaşlı insanlarda çok sık görülüyor. İşte %90 dediniz. Ama bunun dışında doğumsal olan ya da kazalara bağlı olan kataraklar da olabiliyor, değil mi? Biraz Evet. onlardan bahsedebilir misiniz? Katarakların en çok sebebi yaşlılık. Evet. Yani senil katarak dediğimiz. Bunun dışında tabii konjenital dediğimiz doğduğunda bile Evet. katarakta olan insan, çocuklar, bebekler olabiliyor. Metabolik, mesela şekere bağlı, doku hastalıklarına bağlı, ondan sonra enzim hastalıklarına bağlı katarak tabii olabilir. Travmatik Evet. katarak olabilir. Tabii bunların tedavisi de yine benziyor katarak tedavisine. Başarılı tedavi edebiliyoruz. Katarakta gözün hangi kısmı zarar görüyor? Ya da Katarakta yaşlanıyor? işte biraz önce söylediğimiz gibi gözün içindeki mercek. Evet. Yani dedik ya başta gözde iki tane mercek var. Bir kornea en Evet, önde, bir kornea de kendisi, mercek evet. var. 22 dioptrilik. O mercek Güzel. saydamlığını kaybettiği Evet. zaman Evet. katarak oluşuyor. Onu da değiştirebiliyoruz. Yani gözde korneayı değiştirebiliyoruz. Evet. Merceği değiştirebiliyoruz. Şu an için iki tanesini değiştirebiliyoruz. Peki birden mi oluyor yoksa aşama aşama mı gelişiyor? Yani hasta onu hemen fark edebiliyor mu katarakta olduğunu? Katarak tabii birden gelişmez. Yavaş yavaş Evet. gelişir. İki tane gözümüz olduğu için tabii bir gözde olup diğerinde olmayabilir. Ancak Evet. hasta gözünü test etmesi gerekir. Az mı görüyor, çok mu görüyor diye. Genelde insanlarımız iki gözde tabii bakıldığı için çok test etmezler. Evet. Ancak ilerleyince geliyorlar. İki gözünde aynı anda olursa o zaman ikisi birden kapattığından daha hemen gelirler. Tabii ilerlenmesi o da merceğin katarak neresinden başlıyor ona bağlı. Ortadan başlıyorsa çabuk kapanıyor. Kenardan başlıyorsa Evet. daha yavaş seyrediyor. Yani doktor kontrolünde tespit edilebilir. Hasta kendisini tespit etmesi için tabii dikkatli bir hasta olması lazım. Test etmesi lazım. Yani şikayet olarak görüntüde azalma olabilir. Işıklarda yansıma olabilir. Geceleri az görme olabilir. Evet. Ya bunlardan anlaşılabilir. Doğumsal olan kataraklarda yani insan tabii yetişkin insan fark edebilir ama doğumsal Evet. olanlarda herhalde anne babalar Tabii. fark etmesi gerekiyor. Anne baba fark etmesi gerekir. O da tabii dikkatli bir anne Evet. baba olması lazım. Evet. Gözünde kayma olabilir çocuğun. O zaman hekime götürmeliler. Artı bir de tabii her çocuk doğduğunda 6 aylıkken, 1 yaşındayken mutlaka Muayene değil mi göz lütfen? doktorunu Evet. görmesi lazım. Yani atlanmaması için mutlaka 0 yaşında, 6 aylık ve 1 yaşındayken göz doktoruna mutlaka gitmeliler. Evet.